Çok ilginç bir sezon bu 2000-2001 sezonu. Fenerbahçe lehine bitmiş bir sezon. Bir dönemin kapanıp bir dönemin açıldığı sezon. Sanki 2000-2001 sezonundan sonra futbol 2000'li yıllarda daha değişik seyretti. Yani tekrar 2000 öncesine 80'lere dönmedi. Bunun çeşitli sebepleri var ama sebepler ne olursa olsun burada bir değişimin başladığı kesinliği de var. Galatasaray açısından bakarsak 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Üstelik Avrupa'nın kralı olmuş. Rakibi özellikle Fenerbahçe yönetsel ikilemlerle uğraşmış. En sonunda Aziz Yıldırım isminde bir başkan seçmiş. O da birkaç yıl içinde sadece Galatasaray şampiyonluğu görmüş. Yani Ali Koç gibi değil. Ali Koç birkaç yıldır şampiyon olamıyor ama çeşitli takımların şampiyonluklarını yaşadı. Aziz Yıldırım sadece Galatasaray şampiyonlukları gördü. Sezon da ilginç. İlginçliği şu. Bakın daha 26. hafta yani 34 haftalık maratonun 26. haftasındayız. Fenerbahçe 61 puanla 3 puan fark atmış Galatasaray'a. Geriden takip eden Gaziantepspor var 55 puanda. Beşiktaş düşmüş görünüyor yarıştan ve Ankara Gücü var tüm bunların arkasında. O seneki Fenerbahçe'ye biraz değinmekte fayda var. 1999-2000 döneminden sonra bayağı kadroyu değiştirmişler. Bakın gelenlere bakın hızlıca sayayım ben. Serhat Akın, Yusuf Şimşek, Ali Güneş, Milan Rapayic, Haim Revivo, Zoran Mirković, Kenneth Anderson, Nikola Lazetic, Elvir Balic, Mert Meriç, Celil Sağır, Soner Keleş, Erman Yıldırım, Recep Biler ve en önemlisi teknik direktör o zamanların iddialı ve karizmatik ismi Mustafa Denizli. Galatasaray'la özdeşleşmiş ve Fenerbahçe'ye gitmesine hayretle bakılmış bir teknik direktör. 90'lı yıllar boyunca başlarında Galatasaray çalıştırdı ama milli takımı çalıştırdı, Kocaeli Spor'u çalıştırdı. O şekilde tamamen lige konsantre. Mustafa Denizli'nin demeçleri var. Ya şampiyon yaparım, yapmazsam giderim vesaire. Bir de Gaziantep Spor var. Yani müthiş bir sezon yaşıyor Gaziantep Spor. Fenerbahçe'nin 26. hafta itibariyle gerisinde kalmış ama yarışı bırakmıyor. Galatasaray'da ise biraz doygunluk oluşmuş. Dediğim gibi başarılardan sonra Hakan Şükür Inter'e gitmiş, yerine Jardel alınmış. Fiorentina'ya giden teknik direktör Fatih Terim'in yerine Michail Lucescu gelmiş. Emre Okan Inter'le anlaşmış. Kadroda değişim sinyalleri var. İyi bir Avrupa Kupası serüveni yine yaşamış Şampiyonlar Ligi'nde ve ligi de 3 puan geriden de olsa takip etmeyi başarmış bir Galatasaray var. Ama şu kesin ki takım ligde yine favori takım. Yani en iyi takım konumunda. 27. hafta bence o sezonun en sürpriz haftası. Çünkü bakın 61 puandaki Fenerbahçe orada kalıyor. Denizlispor'a 2-1 yeniliyor. Galatasaray Yimpaş Yozgat'a 4-2 yeniliyor, orada kalıyor. Hani şu olaylı maç, hatırlayanlar ayrıntısına girmeyelim. Gaziantepspor da Çaykur Rizespor'a kaybedip orada kalıyor. Sadece Beşiktaş yeniyor ve 3 puan yaklaşabiliyor. 28. hafta Fenerbahçe yine kaybediyor. Hem de Ankara Gücü'ne kaybediyor. Ersun Yanal'ın takımı Ankara Gücü'ne 2-1 kaybediyor. Gaziantep düşme potasındaki Adana Spor'u 3-0 yeniyor. Galatasaray da Antalya Spor karşısında 2-0'lık bir net galibiyet alıyor. 28. haftada Galatasaray puanları eşitliyor. Antep 58 puanda ama 29. haftada Antep'le Fener'in İstanbul'da maçı var. Muhtemelen Antep'in işi zor ama galibiyet alıp kendisini yukarıda tutup en azından liderle puanını eşitlemek imkanı da var bu zorluk içinde. Ama ne oluyor biliyor musunuz? 2 haftadır galibiyet yüzü göremeyen, beraberlik alamayan Fenerbahçe maça çıkıyor. Antep'ten de ilk yarıda 3 tane gol yiyor. Yani muhtemelen Mustafa Denizli'nin de sonu, Fenerbahçe'nin de sonu gelmiş durumda. Ama ne oluyorsa müthiş bir şey oluyor Fenerbahçe lehine ve ikinci yarı 4 tane gol atıp maçı 4-3 bitiriyorlar. Bunu resmi kaynaklara göre ki seyredildi o maçlar büyük bir başarı olarak yazmak lazım. Lakin daha sonra Serhat Akın'ın bir demeci var. Diyor ki siz bu şampiyonluğu kendinizin aldığını mı düşünüyorsunuz diyor Aziz Yıldırım soyunma odasında sevinen futbolculara. Neyse bu da bizim kılçık atmamız olsun. Galatasaray ise zor Rize deplasmanından 4-2'lik bir galibiyetle geliyor. Puanlar 64'e 64 oluyor. Yani Gaziantep 6 puan geriye düşerken yukarıdaki iki takım 3 gol avarajıyla sıralanıyor. 2 hafta kaybedip 1 hafta rakibini yenen Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanından da çıkamıyor ve 64 puanda kalırken Galatasaray zayıf Adana Spor'u 4-1 ile geçerek 67 puana çıkıp kendisinden beklenen son dakika Mayıs atağını yapıyor. Buradan Galatasaray'ın ligi vereceğini düşünen yok. Ancak haftaya da Kadıköy'de Fenerbahçe maçı var. Aynen bu sezon 2023 Mayıs'ında olduğu gibi iki sarı lacivertli takımla arka arkaya oynamak durumunda kalıyor Galatasaray. 2001 yılında önce Fenerbahçe ile ama deplasmanda sonra Ankara Gücü ile oynuyor kendi evinde. 2023'te ise önce Ankara Gücü ile deplasmanda kendi evinde ise Fenerbahçe ile oynuyor.
oynuyor. Fenerbahçe bu 3 puanı kapatmak için eline geçen şansı çok iyi kullanıyor ve Galatasaray beklenmedik şekilde dağınık oynadığı karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılıyor. Yani Fenerbahçe Galatasaray'ı Kadıköy'de 2-1 yenip puanları eşitliyor. Üstelik tek gol avarajla da lider pozisyona geçiyor. Hafta 31 kalmış 3 hafta. Galatasaray'ın Ankara Gücü iç saha maçından sonraki maçları zor. Antep'le oynayacak, Trabzon'la oynayacak. Trabzon'da iç saha, Antep deplasman. Antep de 64 puanla 3 puana kadar zirveye yaklaşmış durumda. Beşiktaş bile 60 puanla gelmiş durumda. Hani Beşiktaş bu sezonlarda olsa bir yerden puan çıkartmaya çalışırdı. İşte vay şu ligden çekildi, şunun 4 tane futbolcu sakattı, o puan sayılmasın falan diye. O zamanlar puanına razı olan takımlar var. Formda bir Ankara Gücü var. Formda bir Ankara Gücü var ama iç sahada Galatasaray'ın son 3 maçtaki en rahat alacağı 3 puan gibi görünen maça çıkıyor Galatasaray. Öyle bir panik, öyle bir perişanlık içinde çıkıyor ki Galatasaray ve Ersun Yanal takımı öyle bilemiş ki, bakın hiçbir istatistikte görmeyen Cafer diye bir futbolcuları var. Bilenler iyi hatırlar. Hani habire kırmızı kart yer ama çok iyi golcüdür. Hani Batuhan Karadeniz'in sahadaki bir başka versiyon diyelim. Çok iyi oynuyor. Çok iyi oynuyor Cafer. Ve daha 10. dakikada Ankara Gücü yabancı oyuncusuyla golü buluyor. 33. dakikada Okan bir ikili mücadelede rakibine sert giriyor. Kırmızı kart görüyor ve Galatasaray Mircea Lucescu'nun hamleleri, işte Hasan'ı alıyor, Bülent Akın'ı alıyor ama 61'de ikinci golü yiyor. Rogerio. 63'te Hasan beraberliği yakalıyor. Ha diyoruz, tamam. Dönüş başladı. Çünkü hep döndük. Hep döndük. Mayıslarda hep döndük. Biz dönüş başladı diyoruz ama bir şekilde maçı kaybediyoruz. 2-1 ve son iki haftaya giriliyor. Artık Fenerbahçe'nin kaybetmesini bekleyeceğimiz bir Bursaspor ve Antalyaspor maçı var ki 1'in 2-0. Birbirinde deplasmanda 3-1 kazanıyor. Galatasaray zor dedikleri Antep maçından gidiyor. 2-0 galibiyet. İçerideki zor denilen Trabzon maçından da Hacı'nın muhteşem oyunuyla, Galatasaray'daki ve resmi maçlardaki son oyunuyla muhteşem golleriyle 4-0 kazanıyor ve ligi ikinci olarak bitiriyor. Ankara Gücü'nün bize 2001'de olan bu etkisini kimse konuşmuyor. Ama Ankara Gücü'nü biz 4-0 yenseydik ve iş averaja kalsaydı, ya da bir şekilde biz Ankara Gücü'nü yenseydik de iş Trabzon'da averaja kalsa, biz Trabzon'u 4-0 yenseydik ne Trabzon'u satın aldığımız kalacaktı ne de lafı bitecekti. Hala 2023'te biz o Trabzonspor maçını nasıl şikeyle almadığımızı, iyi oynadığımızı falan anlatacaktık. Yani yenilmesini bilen rakip her şeyden daha önemli. Yani efendice yenilecek. Bakın bugün söz konusu olan Beşiktaş değil ama daha ben Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı efendice kaybettiği bir sezonu hatırlamam. Ya eski kalecilerine iftira atarlar, ya zamanında herkesin verdiği teşvik primlerine bahane bulurlar. Demezler ki 86-87 sezonuna kadar 14 sene Galatasaray şampiyon olamamış. 86-87 sezonunda 2 puan sisteminde 3 puan gerideyiz Galatasaray olarak Beşiktaş'tan. 3 maçta 2 puan sisteminde 3 puan kaybetmeleri gerekiyor ve kaybediyorlar ve frikikten 86. dakikada yiyorlar. Arkadaşlar buna kim mani olabilir veya kim bunu bu şekilde planlayabilir demiyorlar. Efendice yenilmiyorlar. Bakın en son Beşiktaş'ın şampiyonluğunda, o zaman hani Getson falan bizde, biz bunları bir 3-1 yendik, nefesimiz yetmedi. 4-5 tane de atabilecektik, atamadık. Ondan sonra da Malatya Spor'a verdiler gazı, verdiler gazı. Kaleci Ertaç 3-1 yenildiği maçtan galibiyet yumruğunu sıkarak nasıl sanki yenildikler gibi çıkar durumda çıktı. Bizim Semih vardı, Adem Büyük vardı. O maçta hatırlarsınız. Yani eğer biz Malatya Spor'u 5-0 yenebilseydik, ki gücümüz vardı, yapabilirdik. 3-1 yendik herhalde. 5-1, 6-1 yapsaydık bugün hala işte bunların çalınmış şampiyonluklarından falan bahsediliyor olacaktı. Yani sonra da seviniyorlar hiç bir şey olmamış gibi. Hiçbir şey dememişler gibi. Biz bunu yapmayalım ama ya. Biz onun bunun şampiyonluklarını kaka bu kaka demeyelim. Bak az önce Fenerbahçe 3-0'dan 4-3 aldı. Gaziantep maçına bir kılçık attım ama elimde bir şey yok benim. Sadece başkanlarının söylemini bir futbolcunun aktarmasından başka gibi. Aynen bize 1993 yılında bu iftirayı attılar. Son haftaya gelinmişti. Galatasaray 2 gole varajıyla öndeydi. Müthişti. Kupada da Beşiktaş'ı yendi. Cumhurbaşkanı Kupası'nda da Beşiktaş'ı yendi. Beşiktaş Gordon Milne'le 3 şampiyonluk yaşamıştı. Dördüncüsüne gidiyordu. Tamam dördüncüsüne giderken alamamak kötü bir şey ama 3 şampiyonluğu nasıl aldık? Dördüncüyü niye alamadık? Bu adamlar çok iyi kadroları vardı. Biz de 3 şampiyonluk aldık, biz bunlara rağmen dördüncüyü alamadık diye çok ağladılar. 30. senesinde hala ağlanıyor. Bizi bilen biliyor. Biz fanatik taraftarlar değiliz. Biz Beşiktaş'ta takdir ederiz, severiz. Fenerbahçe'nin geçmişine de saygı duyarız ve severiz de. Yani benim için bir Fenerbahçeli Pesic, bir Selçuk, her ne kadar bize karşı çok dik konuşurduysa da, bir kaleci Yaşar, Abdülkerim, Cem, tam o bizim futbol öğrenmeye başladığımız dönemlerde İlyas, Arif, sonra bize geldiler. Yani Rıdvan'ı, Aykut'u, Oğuz'u, Turan'ı, Beşiktaş'tan Fikret'i, Ziya'sı, Rıza'sı, Feyyaz'ı, Ali'si, Metin'i, Ulvi'si, Kadir'i, bunları gerçekten biz bunları da değerli sayarız. Ama bu şekilde gitmeli yani. Ağlaya ağlaya değil. Biz kazanırsak yendik. Siz kazanırsanız şike oldu şeklinde değil. Varsa ortada bir şike,
keşke bulunsun. Herkes buna karşı birleşir. Ama yani ben bir tek Galatasaraylı'nın, tek bir Galatasaraylı'nın bir kuruş yardımla bir yere gitmesini istemem. Ama zamanda bilmiyorum ben ama olmuştur teşvik primleri. Doğan Araba gitmiştir. Yalan söylemiyor adamlar ama her yerden her yere, her yerden her yere gidilen dönemlerde, dönemine göre bunlar doğru değil ama normaldi. Doğru değil ama. Yani Beşiktaşlılar işte Seba, Hakkı, Şeref derler ama Zalat'a, kaleci, kendi kalecileri Zalat'a yemekte, bakın yemekte üstelik adamın ailesi varken şike teklif eden yönetici Zalat'ın ifadesidir bu. Bana ailemin yanında yanlış bir şeyler teklif edildi. Yemeği bitirmedim. Çoluğum çocuğum topladım, kalktım gittim orada. Bunu diyor. Yani kimse kendini aklamasın. Tamam her şeyde aynı torbanın içine sokulmasın. Ona da katılıyorum ama kimse de hemen kendini aklamasın. Teşekkür ederim.